Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Feridun ve yanımda Seka, çok da mutluyum. Nasıl geçti? Evet arkadaşlar, az önce yani sözleşme yapacağımız eve bakıp geldik. Ya ev çok güzeldi. Sizlere de yeni bir taşınma videosu hazırlarız diye düşünüyorum. Zaten ayın 21'inde falan taşınmayı düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta sözleşmeyi yapıp anahtar teslim alıp ödemeleri yaptıktan sonra evimize giremeyeceğiz. Bu hafta da böyle hazır vaktimiz varken sizlere etrafı gezip gösterdiğimiz, birlikte eğlendiğimiz bir video hazırlayalım diye düşündük. O halde bu haftanın videosuna hep birlikte geçelim mi? Geçelim. Japonya'da böyle içinden oyuncaktır, anahtarlıktır, küçük figürlerin çıktığı aletler bulunuyor. Fiyatları içerisinde bulunan ürünlere ve büyüklüklerine göre değişiyor tabii ama genelde 100 yen, 200 yen ve 300 yen civarında oluyorlar. Ve bu şekilde para dönüştürme cihazları var. Atıyorum içerisine 1000 yen koyuyorsunuz ve size 500 yen, işte 100 yenlik olarak bozuk para olarak geri veriyor. Geçen hafta da hatırlarsanız video paylaşmamıştım. Paylaşmamıştım derken yani daha doğrusu hazırlayıp çekememiştim. Biraz meşguldü sıralar işte. Ev taşıma olaylarıdır, sözleşmelerdir, ev aramadır falan filan derken fırsat bulamıyorum gerçekten. O yüzden affınıza sığınarak sizden de özür dilemek istiyorum. Her hafta videolar devam edecek ya, çılgınlar. Beklemede kalın siz. Hey. Teka asakara nanma tabete nai no ne? Watashi wa kohi nondemasu. Kore kara dou sunno? Gohan desu. Nani tabetai no? O. O. これって日本限定？世界も今私たちはレモンとヨーグルトの発酵された飲み物を流行ってる。ご飯食べに行こうって。はい。何食べたいの？あまり食べれないからステーキ食べようかな。Ben ne yiyeceğim biliyor musunuz? McDonald's yiyeceğim arkadaşlar. Ulan hani sen et yemiyordun diyenler olacaktır. Muhtemelen bilenler de vardır aranızda ama McDonald's'a bölündüğünden birkaç menü yiyebiliyorum. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Bunu kaçıncı söyleşim olduğunu ben de bilmiyorum ama sizleri çıldırtmak için bir konu. Hazır olun. Ohan kattekte korega buza. Dekitara buza ga natte tori ni iku っていう sistemi ni natteru. 300g のステーキ買った値段は1600円くらいで 300g 買った人はソフトドリンク1個無料だってでも白いご飯とかもセットなんだけど白いご飯をサラダに変更できるからサラダにしてきた来たぞ食べれるいいね曇ってるよ Duman üstüne çılgın etçi Seka. Mangal başlıyor. Et yemiyorum ama hamburger yiyebiliyorum. Yani saçmalığa bak işte. Arkadaşlar içecek makinesine bakın. Televizyon var içerisinde ve burada alabileceğiniz ürünlerin dokunmatik ekranda fiyatları bulunuyor. Siz düğmeye bastığınız zaman içeceğiniz ekranınıza geliyor. Şu an ekranda para yok. İçine para koymadığınız için İçeceğimizi veremeyiz diyor ama hayır diyelim.
yeni eve taşınacağımız için koltuktur, işte buzdolabıdır falandır, böyle yeni ürünler almamız gerekiyor. O tarz ürünlere bakmaya böyle Japonya'da marketler bulunuyor. Biz de hazır fırsatı bulmuşken gelip bakalım dedik. Bakıyorum mesela bu koltuk fiyat olarak 55 bin yenmiş. Yani Türkiye fiyatıyla kıyaslayacak olursak zaten oldukça pahalı fiyatlar ama Japonya fiyatı için de yani normal diyebiliriz aslında. Önemli olan kalite çünkü burada. Biz de bakalım rahatlıkla kaliteyi bir araya getirip ucuz bir şeyler almaya çalışacağız. Mesela bu tarz koltuklar var. İki kişilik koltuklar. Yani biraz Japon boyutuna denk geliyor ama atıyorum 65 bin yen. Yani böyle yine köşeliler var böyle uzatmalı, ayağını uzatıp yan yatmalı yerler var. 44 bin yen. Seiko inceleyip sık dokuyor. Seiko çılgınlar gibi koltuklar üzerinde deneyler yapıyor şu an. Seiko さん、日本人ってソファ選ぶとき何を優先するの？みんなデザインの人はデザインでしょ。あとは疲れたのを癒すやつが欲しいとか。てか冷蔵庫も買わなきゃいけないよ。シャープ欲しい。冷蔵庫。小さいな。てか比べてみよう。日本だとだいたいこういうサイズでしょ。トルコ覚えてる、うん、büyüklük farklarını göreceksiniz zaten. Ya Japonya'da bilmiyorum ama genelde kullanacağınız böyle dolaplardır, koltuklardır, masalardır falan filan küçük. Evler de küçük olduğu için muhtemelen sığdırmaya çalışıyorlar bir şekilde de. Vallahi helal olsun diyorum. Çılgın elektrik süpürgeleri var arkadaşlar burada da. Görüyorsunuz fiyatları. 2800 yen işte. 9250 yen. 2700 yen falan. Seiko'nun az önce kullandığı elektrikli süpürge şarj ediyorsunuz ve 5 saat kullanabiliyormuşsunuz. Yani bilmiyorum fiyatını göremedik biz ama fiyatını az önce söylemişiz farkında olmadan. 9250 yenmiş arkadaşlar. Bu şarj edebilir süpürgemiz. Seiko Hoshi. Hoshi ne? Ve halılarımız. Japonya döşeğinin çıldırmalı halılar. Halı makinesi ayağınıza geldi. Duvarlık makinesi miydi ya o? Seiko'ya oynarken burada yine çıldırıyor Seiko. Duvar saatlerimiz. Yeni eve taşındığımızda. Ya bir sürü alışveriş yapmamız gerekiyor. Çıldıracak vallahi beni ya. Ayrıca Japonya'da kıyafet dolaplarında böyle raflar olmadığı için. Ya olan evler de var tabii ki ama. Genelde bu tarz böyle kaplar var. İçlerine kıyafetlerinizi koyuyorsunuz. Çekmece gibi. Kıyafetlerinizi kullanacağınız zaman içerisine çıkarıp alabiliyorsunuz. Yine böyle raflar da var koyabildiğiniz. Atıyorum bu raf. Üçlüsü 1843 yenmiş. İçerisi oldukça da geniş kıyafetlerinizi koymanız için. Fiyatı da o kadar pahalı değil aslında ama birçok ürün satılırsanız yine hesapta bir şişme olacaktır. Tabii şimdi aranızda düşünenler olacaktır. Ulan yeni eve taşınıyorsun tabii alacaksın diyenler de. Yani ona bir laf ettiğim yok da. Türkiye'de biz 12-13 kere ev değiştirip taşındığımız için artık yani illallah geldi gerçekten taşınma olaylarından. O yüzden biraz kendime sıkılıyorum. Burada gerçi şirkete hepsini bırakacağız. Türkiye'de kendimiz taşınmıştık çünkü biliyorsunuz Türkiye'de pek şirketlerle anlaşma falan olmaz yani. O yüzden burada da bir şirketle anlaşıp artık abi siz halledersiniz diyeceğiz. Zaten yeni ev videosunda da onu sizlere evin içerisinde göstermeyi düşünüyorum. Bu kısımda bulunan ürünler arkadaşlar yataklarınıza serdiğiniz çarşaflardır falandır böyle kılıflardır işte. Zaten cool olarak geçiyor ve gerçekten çok serin arkadaşlar. Dokunduğunuz zaman anlayabiliyorsunuz. Kolay kolay ısınmıyor. Yazın böyle yataklarınıza geçirdiğiniz zaman ya da koltuklarınıza. Gerçekten yumuşacık ve çok serin. Yani bunu keşke Türkiye'de de bilmiyorum var mıdır şu an böyle bir kumaş ama gerçekten çok güzel yani. Her şey sizin konforunuz için adlı motto gerçekten burada. Çok geçerli. Böyle büyük alışveriş yapmaya gelmedik. Ki bugün alışveriş yapmayacağız. Sadece neler almamız gerekiyor, neler gerekli diye bir liste yapmaya geldik. Zaten önümüzdeki hafta tekrar alışveriş yapmaya da geleceğiz. O zaman gerekli olan tüm ürünleri alırız diye düşünüyorum. Bizde bir heyecan salmış durumda tabii ki. Japonya'da ilk defa yani bir evden başka bir eve taşınacağımız için neler yapmamız gerektiğini, neler almamız gerektiğini falan bilmiyoruz. O yüzden biraz sıkıntılı başlardaki durum ama artık yavaş yavaş elimizden geleni böyle evi güzel bir hale getirmeye çalışacağız. YouTube videoları için de aklımda bir fikir var. Her hafta bir Japon yemeği pişirsem diye düşünmeye de başladım. Çünkü şu anki evde onu yapabileceğim bir sistem var ve sizlere bunu gösterip sizleri çıldırtmak istiyorum bebeğim. Hadi görüşürüz. Geldik perdeler kısmına. Yeni perde almamız lazım ya. Burada böyle boy boy, tür tür perdeler var.
hızlı söylemeye çalışınca olmuyor ya. Boy boy tur tur perdeler var. Bir garip oluyor yani böyle. Türkçeyi unuttum ben ya. Bir hafta video hazırlamayınca böyle oluyor genelde arkadaşlar. Türkçe konuşmaya çalışınca bayağı bir tökezliyorum. Ama her şey sizin için diyormuş ama yani biraz da benim için tabii ki. Hep bana rap bana demek de olmaz. Asya'yı kaybolduk. Yok, 168 ぐらい だね. Tabii kutumuz. Perde seçtik arkadaşlar, görüyorsunuz. Bu perdeyi ve altına şu şeffaf arkadaşı satın aldık. Yani ben hamallık yapmaya devam ediyorum, görüyorsunuz. Muri. Ev taşırken hep böyle mi oluyordu ya? Vallahi canım anam babam ellerinden geleni yapmışlar ya. Ev taşırken hep böyle yeni ürünler aldılar mı almadılar mı bilmiyorum ama muhtemelen her seferinde böyle alışveriş yapılması gerekiyordu diye düşünüyorum. Sıkıntılı işler ya. Çılgınlık yani. Çok rahat ya vallahi burada. Niye kayıp? Hacı emmi ne yaptın? Dobloyu sattın mı? Arkadaşlar bildiğiniz gibi Japonlar yere oturmayı çok severler. Yani bu kültürlerine de bak normal olarak. O yüzden böyle yer koltukları var. Az önce benim de yan yarıp çamura baktığım koltuk orada bulunuyor zaten. Yer koltukları çok rahat değil mi Seyka? Hı. Neden? Durun bakalım. Nasıl var? Hani burası var ya. Büyücüsün sen. Sala sala da yine. Magic Kasta. Geldik çamaşır makinelerine. Çamaşır makinemiz var gerçi ama. Bu büyüklükte 94 liraymış. Vergili üstüne koyduğun zaman. 86 bin lira. Bir sürü beyaz eşya ürünü var arkadaşlar. Biz de şu an etrafı geziyoruz zaten de. Bir türlü karar veremiyoruz. Neyi alsak, neyi almasak, hangisi gerekli, hangisi gereksiz diye. SK elinden geleni yapıyor. Konu neden de Senaka'da hammun deteri. Ma, kenniku ziteri kara, şovaren dakilere. Televizyon kısmına geldik. Televizyonlara uzunca bakmak istiyorum ama SK şu an tuvalete gitti ve bütün perdeler benimle birlikte kaldı. Yaklaşık 962 ton yanımda birlikte taşıyıp sizlere etrafı göstermeye çalışacağım. Fiyatları çok gösterebilir miyim, gösteremez miyim bilemiyorum ama böyle televizyonlarda animeler var ve fiyatları da böyle de sizlere göstermeye çalışayım. Böyle güzel reklamlarımız var. Olimpiyat için son olarak 384 gün diyor. Yani bir yıl aşkın bir süre var. Geldik çılgın televizyonlar kısmına geldik ya. Anime dünyası olunca tabii ki böyle televizyonda animeleri falan çılgırtıyorlar reklam için. Oha çok ucuz lan 59 bin yen. Tabii şirketin markasını bilmiyoruz ama OLED ismini drone uçurmak ister misiniz? Çok eğleneceğiz. Kameralardır böyle aksiyon kameralarıdır işte aklınıza gelecek türlü türlü ürünler var. Televizyonunuzu 4K izlemenize yarayan böyle cihazlar var burada. Super Mario reklamını yapıyorlar. Nintendo'nun çünkü biliyorsunuz yeni oyun çıktı Super Mario Maker isminde. Onun reklamını yapıyorlar bu televizyonlar. Seviyorum ya sanırım. Teknolojik isimler. PlayStation VR, PlayStation için oyunlar vesaireler bulunuyor. Japonya'da gerçi fiyatlar biraz pahalı oyun fiyatları ama kazandığınız miktara bakınca öyle çok da bir olay olduğunu düşünmüyorum. Son zamanlarda Horizon Zero Dawn bayağı indirime girip Complete Edition 2000 yene falan düşük fiyat. Gerçi Amazon'da 1800 ya. Fakat böyle burada istediğiniz tarzda 1000 çeşit oyunu bulabilirsiniz. Seika, kattı ne? Nani iro? Kamerada mirito ao iro janai de. Nante yu light no seika na. で色が違う。あとはこれの青ガージョも買ったよね。セットで。
足伸ばしてゆっくりテレビ見ることができるの。寝れそう。リク何？仮面ライダー何？急いで。家族みんな健康で楽しく過ごせますようにカービィ。かわいいね。七夕って言って7月の7にあの願い事を書いて、まあ、お祭りみたいな感じのものね。日本でも多分中国でもやってるんだけど、笹に願い事を書ける感じになる。みんな願い事ね、うん、今お金持ちになりたいとか書くんでしょ。できた？できた。パチパチパチパチ。みんなよく健康でいましょうね。終わりましたね。ビッて。お、すごいな、トルコ語。Yine ayın 16'sında falan tekrar alışveriş yapmak için dışarı çıkacağız. Asıl alışverişi o zaman yapacağız. Neler aldığımızı, ne kadar tuttuğunu falan sizlere göstermeyi düşünüyoruz zaten. Yani bu taşınma için biraz böyle ön hazırlık gibiydi diyebiliriz. Asıl hazırlığı ayın 16'sında yapacağız. İkimiz de bugün tatil olduğu için dışarı çıkıp çılgınlar gibi alışveriş yapacağız yine ev için arkadaşlar. O yüzden önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle, saygıyla. Sayacakım. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bye bye. Kana. Evet.